Öncelikle merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Monster Avrupa kıtasında ilk mağazasını açıyor bugün. Bu konudaki büyüme hedefleriniz nelerdir? Diğer mağazaları hangi şehirlerde açmayı planlıyorsunuz? İstanbul'daki ikinci mağazamız bugün açıldı. Çok teşekkürler geldiniz davetimize. Burası bizim için çok önemli bir mağaza. Önemli bir deneyim mağazası. Aynı zamanda satış sonrası hizmetler merkezi aktif hale getirmiş olduk. Avrupa'daki aslında burası ikinci mağazamız. Biz tabii küresel bir teknoloji marka olması çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla ilk adımımızı Avrupa'ya, Berlin'le Avrupa'ya atmıştık. Burası Avrupa yakasındaki ikinci mağazamız, Avrupa'daki ikinci mağazamız olmuş oldu. Hedefimiz Türkiye'den küresel bir teknoloji markası çıkarmak. Bunun için ciddi bir mücadele içerisindeyiz ve mücadelemiz devam ediyor. Yani henüz diğer mağazalarınız hangi şehirlerde açacağınızla ilgili belirli bir hedef belirlemediniz Türkiye'de. Şöyle, İstanbul dışında şu an Ankara, İzmir'de de mağazalarımız var. Türkiye dışında Dubai'de bir ofisimiz var. Berlin'de biraz önce de söylediğim gibi bir mağazamız var. İngiltere bizim için önemli bir adım. Önümüzdeki zamanlarda İngiltere'de bir adımımız olacak. Hedef şu an 20'den farklı ülkede marka testi çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz çok hızlı bir şekilde markamızı dünyanın bütün coğrafyalarında aktif hale getirmek ve bu deneyimi zenginleştirmek. Monster bilgisayar haricinde oyuncu ekipmanı pazarında da çok önemli bir yere sahip. Bu pazardaki hedefleriniz neler? Biz sadece oyuncu bilgisayarları satan bir marka olmaktan aslında oyun ekosisteminin bütününü kapsayan, bütününü destekleyen bir marka olma çabası içerisindeyiz. Aksesuarlar bizim için bu manada çok tabii önemli bir ürün ailesi. Bu manada etkinliğimizi ve aktivitemizi hızlandırıyoruz. Bütün hem ürün portföyümüzü zenginleştiriyoruz, hem de pazardaki payımızı arttırmak, rekabete karşı çok daha güçlü bir duruş sergilemek için bu alana ciddi yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki zamanda Pusat markasını bağımsız bir marka haline getirip pazarda, aksesuar pazarında da çok iyi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Siz az önce söylediniz, Monster Almanya'da şubesini açtı diye. Peki Almanya'daki operasyonlarınız şu an hangi seviyede? Almanya'daki operasyonlarımız mağazamızı 2020 yılı Ekim ayında açabildik. Tabii pandemi o manada bizi ciddi bir şekilde olumsuz etkiledi. Aslında çok daha erken başlayabilecektik oradaki faaliyetlerimize. Devamındaki süreçlerde 2020-2021 hep pandeminin aslında şeyiyle geçti, sıkıntılarıyla geçti. Ama ciddi bir hızla ilerliyor. Yani Avrupa pazarı, özellikle Almanya çok yüksek potansiyele sahip bir pazar. Yani oyun dikeyinde bakıldığında Almanya en büyük 5 pazardan biri konumda şu an. Türkiye 18. pazar konumunda. Türkiye'de de çok ciddi potansiyel var. Almanya, İngiltere, buralarda da çok ciddi potansiyeller var. Almanya pazarında ciddi bir hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pazarda en çok tercih edilen ilk 5 markadan biri olabileceğimizi düşünüyoruz. Umarım global pazarda başarılarınızı biz de görürüz. Türkiye kapsamında soruyorum özellikle. Oyuncu kasalarına yönelik çok ciddi bir talep var. Bu kapsamda bir çalışmanız var mı? Şu an için böyle bir çalışmamız yok. Biz aslında bir oyun bilgisayarı markasıyız ama mobil tarafta olmayı ve dizüstü bilgisayar çözümler üretmeyi en başından beri tercih etmiş durumdayız. Bunun dışında farklı alternatifler neler olabilir? Bununla ilgili tabii araştırmalarımız her zaman için devam ediyor. Önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. Güçlü bilgisayar tadımıyla eşleşecek her tür ürünü analiz ediyor ve portföye dahil etmek için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yani bugün için kesinleşmiş bu manada bir şeyimiz yok, çalışmamız yok. Ama önümüzdeki zamanlarda farklı ürünler, farklı yeni deneyim sunacağım, müşterilerimize yeni bir, daha güçlü bir oyun deneyimi sunacağımız farklı alternatifleri portföye dahil etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Başarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler.